Evet, şimdi yine alameti farikası diye nitelediği başka özellikleri de var. Abdülkadir Selvi'nin AKP'ye çizdiği başka özellikler de var. Şimdi milletin iradesine vurulan paslı paslı zincirleri kırması sayesinde Cumhuriyet'in ötekileştirdiği dindarları, Kürtleri sistemin merkezine oturttu diyor. Ya Hendek Savaşları'nda 8.700 kişi öldü. 8.700 kişi. Bunlardan yaklaşık 1.500'ün üzerindekiler asker ve polis. Ya bunu unutuyorlar. Yani o çözüm süreci denilen süreç bir faciayla, bir felaketle ve büyük bir ihanetle sonuçlandı. Ve bu en büyük ihanet Kürtlere, Kürt yurttaşlarımıza ve Türklere yapılmış ihanettir. Bu sorunun çözülebileceğine dair bir yanılsama yaratıldı. Ve en kritik eşitlikle terk edilerek Türkiye'ye adım adım bir başkanlık rejimine, İslamofaşist bir totaliter sisteme doğru taşındı. Aynı bu laflarla. Tabii. Hani bu laflarla. Aynı bu Şimdi konularla. dolayısıyla şeyin Abdülkadir Selvi'nin bir hazırlık, bir zemin yaratmaya, bir Kesin. yol temizliği yaratmaya çalıştığı anlaşılıyor. Umarız bu adımlar atarlar ama bu adımlar atmasının sebebi AKP'nin reformcu kimliğinden kaynaklanmayacak. AKP hiçbir zaman reformcu bir kimliğe sahip olmadı. Siyasal İslamcılardan reformcu, siyasal İslamcılardan demokratik bir sistem yanlısı adım beklenemez. Siyasal İslamcılıkla demokrasi temelden birbiriyle çatışır. İnanç merkezli bir bilgi anlayışını esas alanlarla laikliğe karşı mücadeleyi kendi varlık gerekçesi yapanlar hiçbir zaman demokrat olamazlar. Bu mümkün değil, doğasına aykırı. Yani demokrasiyi şirk sayan, Allah'ın iradesine koşulmuş şirk sayan, sadece kendisinin kazanacağı bir sandıklı sistemden başka bir şey önermeyen, ya okudum hocam bir tane Moritanyalı, şu anda Katar'da, Katar İslam Enstitüsü'nün, İslam Araştırmaları Merkezi'nin başkanı olan Profesör Ahmet Muhtar Şankiti var. Onun İslam dünyasında Anayasal Kriz diye bir kitabı var. Ben dedim ki ya bir şey var galiba bir. Ya bu ılımlı İslamcı teorisyenlerden sayılıyor. Adamın ilk karşı çıktığı şey laiklik ya. Olmaz diyor. Bir sandık öneriyor sadece. Bu sandık O kazandığı evet, sürece. o kazandığı sürece işe yarar. Ya tam böyle bütün siyasal İslamcıların ya da ılımlı İslamcıların İslam'la demokrasiyi bir araya getirmek isteyenlerin dramı burada. Liberaller bu zokayı yuttular. O ikinci Ama Türkiye cumhuriyetçinin bunu yaşadı. ahmak liberaller. En ılımlılarından biri AKP'ydi güya. AKP Türkiye'yi diktatörlüğe sürükledi. Ve bugünlere öyle Evet, geldik. öyle gelin. Şimdi aynı senaryo ya, Tabii, aynı şimdi, senaryo ya. bu yolu döşeyen ikinci cumhuriyetçiler, liberaller, ahmak liberaller, kullanışlı aptallar, kendilerinin kullandığı kavramlar bunlar. Değerli seyirciler, özellikle kullanışlı aptallar lafı. Bir yana AKP'den yani eğri cetvelden doğru çizgi çıkartmaya çalışıyorsunuz. Siyasal İslam'la demokrasi, siyasal İslamcılıkla demokratik hak ve özgürlükler, örneğin kadın hakları, kadın hak ve özgürlükleri dünyanın hiçbir yerinde, ılımlısı ya da radikaliyle, siyasal İslamcılarla demokrasinin hiçbir türü bir araya gelemez. Dolayısıyla eğilimi diktatörlük yönündedir. Nas var, size bize ne oluyor diyen bir anlayıştan demokrasi çıkmaz. Şimdi Abdülkadir Selvi, peki hocam ne olacak? Ben bu olabilir derken neye dayanıyorum? Seçim yenilgisi. Millet istediği için bu baskı karşısında AKP direnemez ve uzlaşma yolunu arayacaktır. Erken seçimden Erdoğan'ın kurtulmasının tek yolu Cumhuriyet Halk Partisi ile uzlaşma çabasıdır. Sistemi kalıcılaştırmaya çalışmaktır. Evet. Yani iyileştirici adımlara ihtiyaç var derken sistemi kalıcılaştırmaya yönelik Cumhuriyet Halk Partisi de bir uzlaşma arayışına girecektir. Bu uzlaşma arayışı, ben öyle okudum Abdülkadir Selvi'nin yazısından çıkarttığım sonuç bu. Bu uzlaşma arayışı Türkiye'yi ya AKP'yi bir erken seçim sonucu iktidarı kaybetmekten kurtarmaya yarayacaktır. Bu adımları atacak. Yani bu adımları attığı takdirde bilin ki ya Türkiye'de bir yumuşama var, erken seçimin koşulları yok. Yani biz bir 2028'e kadar bekleyelim duygusu yerleşecek. Oysa gerek Cumhuriyet Halk Partisi gerek muhalefet
kısa sürede Türkiye'yi makul bir sürede ama yani insanları seçim yorgun haline getirmeden Türkiye'yi bir yıl sonra bir ila iki yıl arasındaki bir süre içinde bir erken seçime götürmelidir. Türkiye bu yönetimi, bu yapıyı taşıyamaz. 2026'yı hedef gösteriyorlar hocam enflasyonun düşebileceği tarih olarak. Ülkeyi yağmalamışlar, ülkeyi yiyip bitirmişler, tüketmişler ülkeyi. Bu zihniyetin değişmesi lazım. O yüzden bunların ben erken seçimi erteleme ve Cumhurbaşkanlığını kurtarma, AKP iktidarını daha doğrusu kurtarma operasyonu olarak görüyorum ama eğer bu adımlar atacaksa bu AKP'nin reformcu kimliğinden dolayı değil, yaşadığı büyük seçim yenilgisinin sonucudur. Onun sonucu olacaktır. Buyurun hocam. Evet, şimdi değerli izleyiciler, maalesef liderlik bazen sadece...